Bu haftaki değerli hocamız çok sevdiğimiz Pertevniyer Lisemizin Sultanı, lakabından da anlayacağınız üzere Sultan Mustafa Yaşar. Yavaştan hocamızı davet etmek istiyorum ama davet ederken onun ilk kitabı Gül Dünya. Evet, Gül Dünya kitabından da zaten konuşuyor olacağız. Arkasında yazan metni okumak istiyorum. Bana kim olduğumu sorma. Yıldızların kırpıştığı gecelerden birinde sabaha karşı doğmuşum. Bir kimlik düzenlemişler adıma. O ben miyim yoksa ben o mu, ne bileyim ben, diyen Mustafa Yaşar Erzurum'un İspir ilçesinde doğdu. İlkokulu Malazgirt'te, öğretmen okulunu Trabzon'da okudu. İlkokul öğretmeni olarak 5 yıl Erzurum'da görev yaptı. 1981 yılında İstanbul'a tayin oldu. İstanbul'da öğretmenlik yaparken Edebiyat Fakültesi'nde okudu. 1988 yılında fakülteyi bitirerek orta öğretime geçti. Plevne Lisesi'nde, Vatan Lisesi'nde görev yaptı. Ve burada diyor ki halen Pertevniyer Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği görevini sürdürmektedir. Çünkü neden? Kitap 1995 tarihli. Evet, Gül Dünya ilk şiir kitabı. Hocam merhaba, nasılsınız? Allah iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, sizleri gördüm daha iyi oldum. Keyfiniz nasıl, moraliniz nasıl, korona günleri nasıl geçiyor hocam? Sizleri gördük çok mutlu. Vallahi sıkıntılı yani aslında sokağa çıkamamak benim için gerçek anlamda bir sıkıntı. Evet. Ama evdeyiz, kurallara uyuyoruz. Yani inşallah hem ülkemizden hem bütün insanlığın üzerinden bu bela defolur gider de Evet. kurtuluruz. Yani bizim ülkemizden gitmesi meseleyi çözmüyor. Artık dünya bir global dünya. Herkes her yerde. O yüzden bir an önce bütün dünyadan kalkıp gitmesi lazım. Ve diyorum ki Allah yenilerinden, daha beterlerinden insanlığı korusun. Evet Bunu hocam. diyorum. Hocam, sizleri çok seviyoruz. Sultan Eyvallah. Mustafa Yaşar, yani Sultan lakabınız var. Onu soracağım. Sultan lakabını nasıl aldınız? Kim işte bu lakabı size verdi? Ama onun öncesinde ben bu Gül Dünya kitabının arkasında yazdığı kadarıyla sizi anlatmaya çalıştım. Bir de sizi sizden dinleyelim hocam. Sultan Mustafa Yaşar kimdir? Biliyoruz Evet. da. İspir'de doğduk. Evet. İlkokulu Malazgirt'te okudum. Sonra öğretmen okulunun bir kısmını Van'da, oraya yazmayı unutmuşum demek ki. Van'da okudum. Ondan sonra Trabzon'da tamamladım. Trabzon Merkez Öğretmen Okulu vardı. Sonra ilkokul öğretmeni olarak Erzurum'da 5 yıl görev yaptım. Şey bittiği zaman, öğretmen okulu bittiği zaman memlekette korkunç bir anarşi vardı, 76. Babama dedim ki rahmetliye, ben üniversite okuyacağım. Tabii olaylar, her gün insanlar ölüyor falan. Oğlum dedi, ben müsaade etmiyorum. Beni dinlemeye gideceksen buyur git. O yolları sen İzin benden vermedi, iyi bil. babanız izin vermedi okumanıza. Vermedi. Evet. Dolayısıyla ben ilkokul öğretmenliğine devam ettim. Sonra 5 yıl Erzurum'da görev yaptık. İşte 80 olayları, ardından ortalık duruldu. İstanbul'a geldik. Dedim ki ben okumak istiyorum. Buyur git, tabii ki oku dedim. Ve ilkokul öğretmenliği yaparken bir taraftan da Edebiyat Fakültesine devam ettik. Edebiyat Fakültesi bittikten sonra Edebiyat Öğretmenliğine geçtim, liseye. İlk görev Plevne Lisesi. Evet. İlk Sultanlık Plevne Lisesi'nde Ha, başladı. oradan mı geldi lakap? Tabii. Ondan sonra Plevne Lisesi'ndeyken Pertevniyal'de okuyan bir öğretmen arkadaşımızın yeğeni vardı, Esin. Evet. Esin gelip giderdi işte. Hocam konuşuyorduk da, hocam dedi, ya siz Pertevniyal'e niye gelmiyorsunuz bizim okula? Vallahi iyi olur dedik. Ve bir gün gittim Pertevniyal'e. O zamanlar
Kortikoğlu diye bir müdürümüz vardı Pertevniyal'de. Pertevniyal de bu Çapa'daki eski binada. Evet. Neyse gittim. Ya adam şey böyle içeride biriyle sohbet ediyor. Biz kapıda bekliyoruz. İçeri almıyorlar. Neyse. Bekledim, sinirlendim de yani ne bu kadar sohbet ediyorsun, dışarıda biz bekliyoruz. Kapıda bir kapıcı, içeri de bırakmıyor. Sadece beklediğimizi söylüyor falan. Neyse adam çıktı. O ara benden önce biri vardı. O girdi. Kaç dakika içinde o da çıktı. Ben girdim içeri. O arada bir iki kişi daha geldi. Yine görüşmek için. Gittim müdüre dedim ki hocam ben Pertevniyal'de öğretmenlik yapmak istiyorum. Ondan sonra ben normal yollardan tayin istedim. Pertevniyal'de yazdım. Çıkmadı. Vatan Lisesi. Vatan Lisesi'ne gittim. İki yıl çalıştım. Yani ilk teşebbüste Pertevniyal olmadı. Olmadı. Ha, evet. Tamam. Evet. Vatan Lisesi'ne gittim. Bana verdiler ortaokul. Ya ben ilkokul öğretmenliği yapmış adamım. Evet. Tamam eyvallah. Lisede de görev yaptım. Ona evet. da eyvallah. Ama ortaokulda öğretmenlik yapmak ne kadar zor. Ne ilkokul? Ne çocuk ne genç. Evet. Arada bir şey. Birinci yıl çalıştık. İkinci yıl başlamadan dedim ki bana önümüzdeki yıl komple lise verin. Hmm. Ortaokulu sevmedim ben. Ders yılı başında bir geldim. Komple ortaokul vermişler. Ya, olur mu böyle bir şey? Ki söz vermişlerdi. Yani kesin seni liseye alacağız. Evet. Neyse. Dedim ki sizi protesto ediyorum. Okul idaresine, müdürle müdür baş yardımcısına sizi protesto ediyorum dedim. Ve yıl boyunca bunların hiçbirine okul içinde selam vermedim. Kesinlikle. Yıl sonunda tayin dilekçesini yazdım. Evet. Götürdüm, idareye verdim. En başa da şeyi yazdım, gıcıklık olsun diye. Evet. Vatan Lisesi'nin hemen yan tarafında ticaret lisesi vardı. İlk bir okuldu. Yani hakikaten ben orada bir ara birkaç derse de girmiştim. Bir sınıfın dersine girmiştim böyle destek olmak adına. Öğrenciler süperdi. Hakikaten. Ondan sonra ilk sıraya orayı yazdım. Adam ya hiç değilse ayıptır dedi. İlk sıraya şunu yazma. İlk hı hı. sıraya başlayayım. Tuttum Pertevniyal'i yazdım. Evet. Ve tayin çıktı Pertevniyal'e. Ondan sonra geldik. 10 yıl Pertevniyal'de çalıştık. Yıl kaçtı hocam ilk geldiğiniz tarih? Galiba 92 idi ya. 92'den 2002 yılına kadar. 10 yıl. 2002'ye. Evet. 10 yıl çalıştık. Ben onun öncesinde şeyi sormak istiyorum. Şimdi adım adım ilerlemek istiyorum da. Hocam siz nihayetinde meslek sahibi biriydiniz, bir gençtiniz. İlkokul öğretmeniydiniz. Paranızı kazanıyordunuz. Tekrar okul hayatına geri dönmek, tekrar işte üniversite okumak. Bu istek nereden, nasıl doğdu? Neden böyle bir şey istediniz? O istek hep vardı. Evet. Zaten babam da üniversite okumayacaksan hiç okuma. Ha. Diyordu bana. Ya hep ya hiç yani. Ha, yani. Ve geldiğim zaman, İstanbul'a geldiğim zaman müracaat ettim. Dedim ki okuyayım. Yani okuyacaksam da ne okumam lazım benim? Edebiyat okumam lazım. Çünkü edebiyatı hakikaten çok seviyordum. Kabul ettik. Gittik, okuduk. Zor olmadı mı hocam? Nasıl yapıyordunuz? Sabah okul, o 4 yıl mı? 4 yıl nasıl geçti? Çok sıkıntılıydı. Evet. Şimdi sabahleyin gidiyorsunuz ilkokula. Evet. Öğleye kadar ilkokulda öğretmensiniz. Oradan evet. çıkıyorsunuz. Apar topar fakülteye geliyorsunuz. Ertesi sene okulda, ilkokulda öğlencisiniz. Bu sefer sabahleyin fakülteye gidiyorsunuz. Evet. Ondan sonra yine koşar adım okula. Okulda Karadeniz Mahallesi'nde. Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu. Ay çok sıkıntılıydı o dönem hakikaten. Vizeler oluyor. İzin almam lazım okul idaresinde.
İyi de bir olur, iki olur, bu yıllarca süren bir şey. Ondan sonra ama ilginç bir şey anlatayım. Buyurun. İzin aldığım zaman öğretmen arkadaşlardan rica ediyordum. Sabahçılardan mesela. Ha, Diyordum ki idare. ben 2 saat benim dersime girin, idare edin. Sağ olsunlar giriyorlardı. Ama bazen de öğretmen arkadaşların işi oluyordu, bilmem ne oluyordu. Yani sınıf boş kalmasın. Okulun bir müstahdemi vardı, hizmetlisi. Kulaklar çınlasın. Kazım abimiz. Evet. Dedim ki Kazım abi be, şu benim sınıfa derse sen girsene, ben gidip bir sınav olup geleyim. Hocam herkes sizi idare etmiş anlaşılan. Evet yani sağ olsun. Ve Kazım girerdi. Gelirdim. Aa çocuklar cıvıl cıvıl. Hocam Kazım amca bize şunu öğretti, bunu öğretti. Ne kadar yani. Evet. Adam ilkokul mezunu. Ama yani o girdiği zaman öğretmen arkadaşlar girerdi. Normal işte ne yaptınız? Şunu yaptık, bunu yaptık. Kazım abi girdiği zaman çocuklar daha ben hiçbir şey sormadan cıvıl cıvıl. Kazım amcamız bize şöyle yaptı, böyle yaptı. Çok Belki onun da ilginçti. böyle içinde kalmış, sizin sayenizde o özlemini gideriyor. Yani gidermiş daha doğrusu. Öyle Aynen anlıyorum. öyle. Öğretmenlik Aynen öyle. yapmış. Ha yani o da öğretmenlik yapıyordu ve Evet. tabii sıkıntılı oluyordu. İşte bazen sınav saatlerini geç öğreniyorduk. Hatta birinde telefon açtılar. Yarım saat sonra sınav var, neredesin? Hadi apar topar gittim. Adam bir tek soru sormuş. Baki divanını kimden mülhemdir? Tek soru. Ben ne bileyim? Ders dinlemedim. Derse girmemişim. Ondan sonra Sınav bitti. yanında bir kız oturuyor. Bir dirsek kimden mülhem dedim. O da alçak sesle söylüyor. Nesih'i mi dedi? Mesih'i mi dedi? Anlamadım. Evet. Ne yapayım? Benim adım M ile başlıyor. İyisin ben Mesih'i diye yazayım. Tuttu mu Yazdım. hocam? Baki Yazdım. Tek cümle. Baki divanını Mesih'den mülhemdir. Nokta. Başka hiçbir şey bilmiyorum. evet. Bir baktım millet döşenmiş yazıyor. Habire yazıyor. Sayfayı doldurmuş adamlar. Çıktım ben. Kağıdı verdim çıktım. Azıcık bekledim hani bir iki arkadaş çıksın. Çıktı bir arkadaş. Ya sen ne yaptın dedi. Valla dedim böyle böyle. Ben yazacak hiçbir şey bulamadım. Zayıf alacaksın dedi. Sağlık olsun dedi. Yapacak bir şey yok. Neyse ertesi hafta notlar açıklanıyor. Sınıfta 2 tane 80 var. Biri benim. Aa, Evet. niye? Tek cümleyle. Hoca şunu açıkladı. Ya arkadaşlar dedi. Ben size ne sordum? Baki divanını kimden mülhemdir? Baki divanını Mesih'den mülhemdir. Bitti. Ne yazmışsınız? Sayfayı doldurmuşsunuz. Yani edebiyat Soru yapmaya gerek yok dedi edebiyat hocası yani. ne? Anlaşılan. Soru ne? Cevabı da olmalı. Ve döndü bana dedi ki sana niye yüz vermedim biliyor musun? Niye hocam? Yazıyı o bir cümleyi o kağıda düzgün bir şekilde istif etmediğin için. Allah neredeyse yüzlük kağıt veriyormuşsunuz hocam yani vallahi çok şanslısınız. Hocam Plevne Lisesi'nde dediniz ki Sultan lakabını aldım. Ama neden Sultan lakabını aldınız? Neden öğrenciler sizi Sultan olarak Sultan lakabını vermek istediler daha doğrusu? Onu söyleyeyim. Evet, herkesin Şimdi merak ettiği şey. benim temel prensibim şuydu öğretmenlikte. Bir konuyu anlatıyorsam sınıfın tamamı öğrenmeli. Evet. Sınıfın tamamı öğreninceye kadar anlatmalıyım. Bir konuyu anlatıyorum. Anlattım. Anlamayanlar parmak kaldırsın. Kalktı birkaç tane parmak. Bir daha anlat. Var mı anlamayan? Mustafa adında bir öğrencim. Parmak kaldırdı. Hocam ben anlamadım. Bir daha anlattım. Oğlum anladın mı? Yok hocam dedi. Bir daha anlattım. Oğlum peki şimdi anladın mı? Hocam anlamadım dedi. Ben de Allah ellerimi
böyle kaldırdım. Vermeyince mabut neylesin sultan dedim. Çocuklar hemen tamamladılar. Mahmut dediler. Oğlum Sultan Mahmut öldü. Şimdi onun devri değil. Şimdi benim devrim dedim. Ve bir tanesi düzeltti. Sultan Mustafa. Oradan. Tamam. Evet. Evet. Çok kısa bir zaman içinde bütün okula Sultan Mustafa adı yayıldı. Evet. Ve herkes artık Mustafa Hoca'yı unuttu, Sultan Hoca demeye başladı. Evet, evet bizim aklımızda da böyle kaldı. Yani Mustafa deyince değil de Sultan Mustafa deyince hani böyle hemen şey yapıyoruz. Evet. Biliyoruz, sizi seviyoruz. Dolayısıyla yani o gün bugündür hakikaten sultan olarak kaldık. Ama bununla Hocam. ilgili bir şey daha anlatayım. Pertemniyal'de. Şimdi hazırlık sınıfları, okullar yeni açılmış işte bir ay kadar olmuş. Kantine indim. Kuyruk Evet. var temizlikte. Kuyruğa girdim. Nerede Önümde hocam? iki Pardon. Pertemniyal'de mi? Hangi yok, lisede? Pertemniyal'de, Ha, Pertemniyal'de. Pertemniyal'ın. Tamam. Evet. Evet. Kuyruğa girdim. Tamam. Önümde iki tane öğrenci. Belli ki hazırlık sınıflarından. Çocuklar döndüler. Hocam dediler, buyurun öne geçin. Öyle bir şey yok dedi. Herkes hakkına, hukukuna riayet edecek. Evet. Ben sıramı bekleyeceğim. Böyle deyince çocuklardan biri, hocam dedi, siz ne öğretmenisiniz? Dedim ki, matematik olabilir mi? Evet. Sizde tam bir matematikçi tipi var zaten dedi. Peki, fizik olabilir mi? Olabilir. Kimya olabilir mi? Olabilir. Peki, birkaç ders saydıktan sonra edebiyat olabilir mi arkadaşlar dedim. Hayır dediler. Siz, niye? Sizde hiç edebiyatçı tipi yok dediler. Allah, her şey olabilir, edebiyatçı hayır. Edebiyatçı olamaz dediler. Neyse. Biri de adımı sordu. Dedi ki hocam sizin adınız ne? Dedim ki Burhanettin Korucu olabilir mi? Olabilir hocam dediler. Muhammed Çoban olabilir mi? Olabilir. Yalçın olabilir mi? Olabilir. Birkaç isim saydım. Peki arkadaşlar dedim, siz Sultan Mustafa adını duymuş muydunuz? Evet hocam biz duymuştuk adı. Peki benim adım Sultan Mustafa olabilir mi? Hayır hocam dediler. Olamaz. Niye? Hocam dediler, Sultan Mustafa böyle devasa bir adam. Siz tanıyor musunuz? Tanımıyoruz ama öyle tahmin ediyoruz. Elimi uzattım. Arkadaşlar tanışalım. Ben Deniz Sultan Mustafa. Ya, güzelmiş. Keyifli. Peki sultanlık hocam. Ben. Bu arada lakap da çok güzel yani ama ilk söylediğiniz gibi algı böyle sultan deyince hani böyle padişah gibi Ha. biraz boylu poslu. İşte. Hocam peki Pertemniyal'de 10 yıl dediniz. 10 yıl nasıl geçti? Başka bizimle paylaşacağınız anılarınız var mı böyle keyifli, gülerek hatırladığınız? Vallahi Bahar, anıdan bol bir şey yok. Hatta o kadar çok ki. Şunu söyleyeyim. Öğretmenlik hayatıma ait bütün hatıraları yazdım. Evet. Şey değil mi? Kitap olarak mı? Kitap olarak yazdım. Evet. Ondan sonra işte albümlerden de eski fotoğraflar bilmem neler çıkardım, hazırladım. Bir 12 tane fotoğraf buldum. Evet. Fotoğrafları önemli ya, çok önemli bir yere koydum. 3 senedir bulamıyorum. Gerçekten mi? Gerçek söylüyorum. Eğer fotoğrafları bulabilseydim gidip kitabı bastırmaya çalışacaktım. O Tamam fotoğraflar mı? Pertemniyal zamanda çekilen fotoğraflar mı hocam? Daha eskiler. Daha eski, gençlik. Öğretmenliği yılları, işte Plevne'nin, Vatan Lisesi'nin, Pertevniyal'in fotoğrafları falan. Hadi Pertevniyal'inkiler bir şekilde temin etmek mümkün de. Evet. Ama o ilkokul fotoğrafları, hepsi birer tane zaten. Başka nüsha yok. Nasıl kaybettiniz ya? Kitap da çıkmıyor Bunlar şimdi o fotoğraflar yüzünden. fotoğraflar olmadığı için
yayın evine de müracaat edemiyoruz. Şimdi kitaplardan söz açılmışken siz aynı zamanda Pertevin için zaten çok değerli ve çok önemli hocalarımızdan birisisiniz. Ama bir farkınız daha var. Sultan Mustafa Yaşar'a yakışan bir fark. 140. yıl kitabının da yazarlarından birisiniz hocam. Cengiz Bey ile birlikte. Evet. Bunun bir hikayesinden bahsedebilir misiniz? Çünkü dinleyen arkadaşlarımızdan bilen vardır, bilmeyen vardır. Yani çok kalın bir kitap. Ve ben de o kitaba sahibim ama şu anda yanımda değil, başka bir evde. Göstermek isterdim buradan. Bu kitabın içeriğinden, oluşma hikayesinden, katkılarınızdan bahsedebilir misiniz hocam? Dinleyelim sizi. Perseveniyel'e geldiğim ilk yıl. Evet. 11-12 tane edebiyat öğretmeni arkadaşımız var. Zümre toplantısındayız. Dediler ki bir dergi çıkaralım. Hı hı. İşte dergi nasıl olsun falan filan, kapağına ne koyalım? Ya dedim, kapağına şu Perseveniyel Valide Sultan türbenin içinin fotoğrafını çekelim, koyalım. Evet. Çünkü okulu koyarsınız, camiyle beraber koyarsınız falan ama bu her zaman mümkün de o türbenin içinin fotoğrafını koymak. Evet. En azından değişik bir şey olur. İyi tamam dediler, bu işi sen yap. Kolay dedik, gittik. Aa, kapı kilitli. Kocaman bir kilit var. İçeri girmek mümkün değil. Evet. Vakıflara gittik. Vakıflar bizi Sultanahmet'e gönderdi. Orada bir görevli de anahtar. Gittik, adamla konuştuk. Adam geldi, kapıyı açtı. İçeriye bir girdik. İçerisinin hali perişan. Aa. O levhalar yerlerde sürünüyor. Örtüler kirpis içinde yerlerde, böyle hakikaten içler acısı bir durum. Neyse o gün öyle bir ufaktan düzelttik, yalandan bir fotoğraf falan. Adam, o görevli bana dedi ki hocam dedi, aslında siz var ya bir iyilik yapsanız, şu Pertevniyel hakkında bir kitap yazsanız emin çok makbule geçer dedi. Peki dedim. Ha, bunu da söyledi. Ben bu konuda size elimden geldiği kadar yardım edeceğim. Bir gün adamın yanına gittim. Adam bana Pertevniyel Valide Sultan'ın giydiği elbiseleri, örttüğü başörtülerini hepsini tek tek gösterdi. Eyvallah dedik, içimize bir şevk geldi. Başlayalım ama nereden başlayacağız? Çok sıkıntılı bir şey. İşte kütüphaneleri karıştırdık, kitapları karıştırdık falan. O bilgiler yeterli değil. Ondan sonra devlet arşivine, Osmanlı arşivlerine gidip gelmeye başladım. O yıllarda da Osmanlı arşivleri felaket bir şey. Gidiyorsunuz, bir sürü defter var. Her defterin içinde binlerce evrak var. O evrakların içinden Pertevniyel arıyorsunuz. Oo. Ha, tam bir arşivleme olmadığı için değil mi? Karışık herhalde düzen. Hani bilgisayar ortamına girilmemiş. Dolayısıyla hı, defterin bütün sayfalarını çevirip tek tek okuyacaksınız ki şey var mı? Pertevniyel belge var mı? Numarasını hı, kaydediyorsunuz. İçeri veriyorsunuz. Fotokopisini çekip size veriyorlar. Bayağı 1,5 yıl gidip geldim ben. İşte araştırdıkça farklı şeyler çıktı. Şebin Karahisar'da yaptırdığı çeşme. Nedir? Silifke'de yaptırdığı çeşme falan. Neyse. Bir gün yolumuz Silifke'ye düştü. Dedim şu çeşmelerin en azından fotoğrafını alayım. Kime sorarsınız? Müze müdürüne gittim. Ya dedim, burada böyle böyle Pertevniyel'in çeşmeleri varmış. Bize çeşmelerin yerini söylerseniz gidip fotoğraflarını alacağım falan. Böyle bir çalışmamız var. Adam dedi ki benim haberim yok. Hocam bulursanız bana haber. Vallahi. Peki kimden sor? Belediye Kültür Müdürlüğü'ne gidin dediler. Gittim. Efendim Kültür Müdürlüğü'ne. Aman yarabbim. Ora hepsinden beter. Neyse şehrin içinde biraz gezdim. Gezmeyle olacak iş mi bu?
bir kolejin duvarında eski bir yazı gördüm. Ama Paternalindeyim. Bir tane tarihi bir çeşme buldum. Üzerinde hiçbir şey yok falan. Neyse böyle geldik. Ondan sonra Ankara'ya gittik. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne şeyi almak için. Vakfiyeyi almak için. Yahu sanki uluslararası devlet sırrı bu. O vakfiyeyi vermediler bana. Yani gittim sabahleyin çok kötü bir yazıyla istinsah edilmiş yani bakılarak yazılmış bir nüsha verdiler. Aman yarabbi. Okunmuyor. Vakfiye. Kocaman bir kitap yani. Neyse. O arada bir çay içtik. Çayda biraz sohbet ettik oradaki görevlilerle. Neyse. Öğlende çok güzel bir nüshayı verdiler. Şu an elimizde olan nüshayı koydular önüme. İyi de ben bunun içinden neyi bulacağım? Neyse rica ettim. Rica minnet. 3 sayfa fotokopi verdiler bana. Türkçe bugünkü yazıya aktarılmışı olduğu halde o aktarılmıştan 3 sayfa verdiler. Çıktık geldik. Fakat o elimizdeki arşiv belgelerini okuduk. İşte epeyce doküman elde ettik. O zamanlar vakfa dedik ki bunu kitap olarak çıkaralım. Şu an ödenek yok, yapamayız dediler. Sıcak bakmadılar. Ondan sonra döndü, dolaştı. Epey bir zaman sonra 140. yılda işte dernek, vakıf falan hep beraber bir el attık. Kitaba giriştik, yazmaya başladık. Ondan sonra bayağı da bir zorlu bir mücadele geçirdik, verdik. Hatta o kadar ki biz Asuman'la beraber Fatih'te sarayda çıkıyorduk. İşte belli saatlerde orada buluşuyorduk. Orada işte tahsini yapıyorduk falan filan. Yani günlerce sürdü bu işler. Sonra kitap çıktı. Ama herhalde yeni bir formatta bu kitabı yeniden bir daha elden geçirip Aynen. Şimdi oraya geliyordum hocam. Bu arada Asuman Hanım da bizi izliyor. Kendisine de selamlarınızı, sevgilerimizi gönderelim. Bu kitap çok emek var yani kitapta belli ki ve yıllarca süren bir ön hazırlık, ön çalışma süreci var. Bu anlamda ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Sizler olmasaydınız böyle bir kitabımız olmazdı Pertevniyal adına. Peki 2 yıl sonra hocam 150. yıl biliyorsunuz Pertevniyal'in 150. yılı ve bu kitabın bir şekilde tekrar revizesi gerekiyor. Peki bununla ilgili aslında 2 yıl uzun bir süre gibi görünse de anlattıklarınızdan da yola çıkarak aslında çalışmaların böyle hafiften başlaması mı gerekiyor? Sizin bu noktadaki planlarınız nedir? Öngörünüz nedir? 150. yıl kitabı ile ilgili nasıl bir çalışma yapılacak? Bunlardan da bahsedebilir misiniz hocam? Tabii şimdi aslında kitabın en zorlu kısımları geçti. Onları hallettik. Yani arşivlerden işte Pertevniyal ile ilgili vesikaları çıkardık, onları okuduk. Bir kısmını bugünkü dile çevirdik falan filan. Kitap üzerinden belki farklı boyutlarda bir kitap ama çalışmalar mutlaka erken dönemde başlaması gerekiyor. En azından diyelim ki şu virüs belası başımızdan bir kalkarsa sonbaharda falan bu işlere başlamak lazım. Çünkü kitabın basılımı, ondan sonra onların tashihi bilmem ne yani epey bir zaman alıyor. Ve bu kitap, yazdığımız kitap biraz da çok dar bir zamanda birkaç ay içinde o kitap yazıldı, şekillendi, çıktı. Yani Yani kolay bir şey. mucize gerçekleşti aslında. Bir mucizeyi gerçekleştirdiniz. Yani o hacimdeki bir kitap hakikaten o kadar zamanda çok büyük bir fedakarlıkla çıktı. Ama şimdiden başlarsak, diyelim sonbaharda başlarsak, daha geniş zamanda, daha rahat bir şekilde şey yapabiliriz kitabı.
yeniden şekillendirip 150. yıla daha yeni Evet. bir formatla onu çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Bir de sanırım hocam bu 150. yıl kitabında böyle perennial mezunlarından, işte eski mezunlarından, hocalarımızdan, değerli hocalarımızdan böyle anılarla ilgili o yıllara ait fotoğraflar falan da toplanacakmış diye biliyorum. Bu noktada da şimdiden bizi dinleyen, izleyen arkadaşlarımıza da o fotoğrafları yavaş yavaş böyle göndermelerini rica edelim. Eğer fotoğraflar hocam böyle çok fazla fotoğraf gelirse bir sergi falan açılır mı dersiniz? Ne düşünüyorsunuz? Yani en azından bir perennial tarihi fotoğrafları Evet. sergisi Ne güzel olur. açılabilir. Evet. Yani düşününüz, ben Mahmudiye İlkokulu'na gittim. Oradaki bir müdür yardımcısıyla biraz sohbet ettik. Adam arşivi açtı. Ve arşivden çok değerli iki tane fotoğraf bulduk. Mahmudiye Mektebi'nin flaması, eski yazıyla. Düşünün, 1910'ların fotoğrafı. Çok eski. Tabii. Yani oraya gitmeseydik o iki fotoğraf bugün piyasada olmayacaktı. Evet. Çok önemli. Onlara, yani müthiş bir şey. Hani diyelim ki Aksaray'ın işte 1960'lı, 50'li yıllardaki fotoğraflarına bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet, ama Ama 1910'lar. arşivde kalmış. Evet. Arşivde kalmış bir fotoğraf. Yani onlara ulaşmak hakikaten zor. Bu arada şey çalışmıştık biz. Cumhuriyet'in 75. yılında Evet. eğitim belgeseli, İstanbul eğitim belgeseli adı altında bir çalışmamız vardı. Bütün okullardan tarihçelerini istedik işte falan filan. Ondan sonra yani o sayede biraz da Mahmudiye İlkokuluna gidip onları karıştırırken, o eski belgeleri falan karıştırırken fotoğrafları da gördüm. Evet. Onları rica ettim, aldım. Allah'tan Çok ki güzel. almışız. Ne güzel. Allah'tan ki almışız yani. Evet. Hocam vallahi ellerinize sağlık ya. Bu gerçekten yadsınamaz bir emek. Bu arada hocam sizin kitaplarınızdan aslında bahsetmek istiyorum. İlk kitabınız Gül Dünya. Ben almıştım. Bu da kanıtı, ispatı. Peki bu kitabınızdan sonra başka kitaplarınız oldu mu hocam? Yayınladınız? O kitaptan sonra Sevda Kaçkını adı altında bir kitap dizgisini de yaptık. Evet. Dizgisi de hazır. Fakat basmadık. Ama hocam Niye? yazıyorsunuz, yazıyorsunuz, basmıyorsunuz, bizi mahrum ediyorsunuz. Fotoğraf kaybediyorsunuz, basmıyorsunuz. Sitem edelim Yani burada. Olur mu öyle? şimdi kitaplarına yayın evleri çok sıcak bakmıyor. Gül Dünya'yı ben kendi imkanlarımla bastırdım. Evet, 95 yılında. Evet. 20 kaç? Yani 25 yıl önce ya. 5 yıl önce Evet. zaten şiir kitabı yayıncılar basmıyor. Ben de hatırat yazayım dedim. Onu da fotoğraflarını kaybettik. Hocam şiir kitabı niye basmıyorlar? Şiir kitabı satılmıyor. Satılmıyor diye. Aa. Tabii adamlar için maddi boyutunu düşünüyor doğal olarak. Evet. Tabii, sanıyorum bir 7-8 yıl önce bir yayın evi sahibi arkadaşımız, yani tanıdığımız diyelim, geldi, senin şiirleri basalım. Olur dedim. Bu arada söyleyeyim. Aslında bugün sana bir sürpriz yapıp senin için bir dörtlük yazacaktım. Daha doğrusu Yazacaktım derken hocam yazmadın. akşam böyle yattım, dörtlüğü kafamda yazdım. Evet. Sabahleyin kalktım, bir satır yok. Sadece son satırı var. Ama Ama hocam şimdi ya tam böyle hani ağzım açık kaldı böyle kursağımda kaldı. Sözünüz ha, olsun. söz veriyorum dedim ya, söz veriyorum. O dörtlüğü yazacağım, sana göndereceğim. Hocam. Çok çok mutlu olurum. Gerçekten yani bunu düşünmeniz bile yeter. Ne kadar yani incisiniz hocam Söyleyeyim. gibi. Bak, son mısrasını söyleyeyim. Sadece son mısra aklımda kaldı. Tamam. Gün gelir, bir güzel bahar olur. Hocam ya. Her Tamam. işte bir hayır vardır hocam. Şimdi okusaydınız ben büyük ihtimalle ağlıyor olacaktım.
O yüzden her işte bir hayır vardır diyelim. İyi ki de şu an için unutmuşsunuz ama sözünü aldım. Bu arada sizin bana yazmış olduğunuz notunuzu da buradan herkese gösterelim. Sene 1997, Bahar daha 16 yaşında. Siz demişsiniz ki buradan, sevgili Bahar, bütün ömrünce bahar güzelliği ve başarı dileklerimle. Hocam ben bu notu görünce gerçekten çok duygulanıyorum. Yıllar geçtikçe anlamı daha da çok büyüyor. Peki hocam, programımızın sonuna yaklaşırken artık sizden bir şiir dinleyelim diyoruz yani. Özel bir istek var mı? Özel bir istek sizin içinizden gelen hocam. Her şeyinizin ayrı bir güzelliği var. Siz içinizden ne istiyorsanız onu okuyun hocam. Vallahi ben de bu arada şöyle şiir dosyasını açtım, ona bakıyorum. Evet, çünkü maalesef ezber de benim yok ya. Ezber Hiç mi korkunç bir yoktu şey. hocam? Hiç mi yoktu ezber yani o? Yani Sevda Kaçkın'ını ezbere Evet. Evet. bilirim. Nasıl olduysa onu ezberlemişim. Hocam Onun dışında ama istersen ben hani sen okumuştun ya, ne bileyim ben. o çok güzel hocam ya. Gerçekten onu okuyun. Evet. O çok duygusal bir şey yani. Evet. Ne bileyim ben. Bana kim olduğumu sorma. Yıldızların kırpıştığı gecelerden birinde sabaha karşı doğmuşum. Bir kimlik düzenlemişler adıma. O ben miyim? Yoksa ben o mu? Ne bileyim ben. Kendine gel diyorsun. Demesi kolay. Suyu bilir mi deniz? Yahut balık denizi bilir mi? Gücün, güvencin varsa göster. Hele beni bir bilsem, neyim, neredeyim, kim almış benliğimi, ne bileyim ben. Bana doğru git diyorsun, seher vaktinin sarhoşuyum, ayaklarım yol ayrımında şaşkın. Doğru nedir, eğri nedir sarhoşa, bilemem. Kimliğim bilir mi kendini, ne bileyim ben. Bana eski sevdaları sorma. Çok sular aktı üstünden. Çok rüzgar esti, sildi, süpürdü zamanları. Mazide ne varsa küllendi dünden. Nasıl yaşanır diyorsun sevgisiz? Ölü müyüm, diri miyim? Ne bileyim ben. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Ne kadar Evet. güzel. Bunu 95 yılında yazmıştınız değil mi? Daha 25-30 yılı var yani bu şiirin. Evet. Çok eski. 95'ten önce, yani belki 94, 94. 93 Peki şu belki. aralar şiir yazmıyorum dediniz. Yani bunun neyle ilgisi var? Duygular mı? Hani böyle yok olmaya başladı hocam. Yani niye? İlham mı gelmiyor? Vallahi bilmiyorum ama herhalde okulda olmak, Evet. edebiyatla uğraşmak, işte edebiyat anlatmak insana ilham veriyor galiba. Hı. O yüzden daha verimli Evet. oluyorduk. Arif Nihat Asya'nın bir sözü var. Diyor ki, iki kova suyu taşımak bir kova suyu taşımaktan daha kolaydır. Yani insanın yükü çoğaldıkça aslında daha azimle hareket ediyor, daha verimli oluyor. Evet. Tembel beraberinde bir tembellik daha getiriyor. Bakın aylardır evin içindeyiz. Evet. Allah, insan oturur bir şeyler yazar, bir şiir üzerinde çalışır. Değil mi? Evet, Yok. Çok evet. yapamam. Ne bileyim, Hocam. inşallah yazar. Hocam yeni şiirlerinizi bekliyoruz diyelim. Peki şu anda Perteniyal'den ayrıldınız tabii ki. İlk başta nedenini sormak isterim. Neden Perteniyal'le yollarınız ayrıldı? Bu sizin tercihiniz mi oldu? Niye böyle bir Ben karar verildi? zaten ayrıldım, emekliye ayrıldım. Yani ben Perterniyal'den sonra Ha, çalışmadım. herhangi bir devlet okuluna gidip çalışmadım. Evet, emekli oldunuz. Perterniyal'den de niye ayrıldım? Toplam kalite yönetimi diye bir nesne çıkardılar. Evet.
Allah'ım. Bir sürü laf kalabalığından, laf ebeliğinden başka bir şey yok ortada. Bir sürü evrak getiriyor bana. Ondan sonra bir şeyde Öğretmenler Kurulu'nda dedim ki Seyhan Bey'e şeyi anlattım. Dedim ki Atatürk Yahya Kemal Beyatlı'ya diyor ki gel işte bu dili sadeleştirme çalışmaları içinde sen de bulun. Yahya Kemal diyor ki paşam benim vehmim vardır. Beni affedin. Yani ben bir takım endişelerim var. Bu işin olur olmazı yönünde bir takım endişelerim var. Beni affedin. Ben o işin içinde olmayayım diyor. Bunu anlattıktan sonra müdür beye dedim ki Seyhan Hoca. Hocam dedim şu yeni sistemden benim vehmim vardır. Beni affedin. Ben yıl sonunda emekliye ayrılacağım. Ya Bahar ben normal bir öğretmen değildim. Az çok belliydi zaten değil mi? Yani Evet. Daha böyle tamamen alemlerde sanatsal bir yeriniz vardı hocam. sınıfa girdiğim zaman normal diğer öğretmenler açar işte müfredat ne gerektiriyor onunla ilgilenir. Benim müfredatım benim kafamdı. Sınıfa giriyordum icabında. 2 saat üst üste ders var. Arkadaşlar ders kaynatıyoruz diyordum. Diyordum kenara 2 saat boyunca Evet. ders kaynatıyordum. Ama yıllar sonra çocuklar bana şunu söylediler. Hocam dediler ya biz ne öğrenmişsek o kaynattığımız derslerde öğrenmişiz. Hani ders kaynatıyoruz Aynen. deyince herkes kendi keyfine otursun. Tahtaya bir beyit yazıyordum. O Evet. beyitten söyleyeyim hayata ait dersler çıkarıyorduk. Dersler işte konuyla ilgili şeyler bilmem neler. Ders olmadığı için şeyin adı uygulamanın adı Tabii ders daha kaynatıyor. öğretici, daha ilgi çekici. Tabii. Herkes dinliyordu ve Evet. öğreteceklerimi öğretiyordum. İşte Yani o noktada asıl gerçek öğrenme gerçekleşiyordu hocam. Diğer türlü hep böyle kurallara bağlı olan bir platformda insanlar ezbere dayalı hani bir şeyleri anlamaya çalışıyorlar ve ertesi gün zaten uçuyor gidiyor. Sizlerin bize kattığınız şeyler bizde hep bizimle birlikte bu zamana kadar geldi. İyi ki hocamız oldunuz. İyi ki sizlerle yollarımız kesişti. Yani o 4 yıl bize yetmedi hocam. Böyle bir platformda tekrar bir araya geldik. Pertenial TV'yi zaten kurmamızın amacı da sizlerle hem tekrar bir araya gelmek hem o sohbetinizi tekrar böyle o keyifli sohbetinizi dinleme şansı elde etmek. O yüzden böyle bir proje gerçekleştirdik. Peki siz Pertenial TV hakkında hocam ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir proje? Önerileriniz nedir? Nasıl geliştirilebilir? Sizlerden de dinlemek isteriz. Vallahi yani müthiş bir hareket. Önce onu söyleyeyim. Gerçekten geliştirilmesi lazım. Evet. Devam edilmesi lazım. Bu hem eski kuşaklarla yeni kuşaklar arasındaki bağlantıyı Tabii. sağlaması açısından hem pertenyalin dışa açılımı bakımından müthiş bir şey. Ki pertenyal her şeyin en iyisine layıktır. Bunu Pertevniyal'de işte 10 yıl çalışmış biri olarak söylüyorum. Pertevniyal'in diğer bütün okullardan çok ayrı bir konumu var. Yani Nedir hocam işte bu fark sizce? fark şu, bir Pertevniyal kültürü oluşuyor. Ve Pertevniyalliliği kabul eden öğrencilerimiz otomatik olarak kendilerini o kültürün içinde buluyorlar. Ondan sonra işte bir zamanlar Pertevniyal'in mesajları geliyor, mailler. Bilmem nerede işte şu 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 vasıflarda mühendis alınacaktır. Bana ulaşın. Mail atan da Pertevniyal. Ne kadar güzel bir şey bu. Yani arkadaşımız Pertevniyal'den çıkıyor. İş buluyor. İşe eleman gerektiği zaman diyor ki öncelikle Pertevniyalli gelsin. Ne güzel, aynen. Ben İstanbul'da 2 okul var diye düşünüyorum. Biri Galatasaray Lisesi bu konuda.
Bir de Personel Niyel Lisesi. Hakikaten bu açıdan çok çok iyi. Ve o tarihi birikimin getirdiği bir hava da var. Bunu da Aynen. kabul Yani etmek farklı bir kokusu, dokusu var değil mi hocam? Yani o kapıdan içeri lazım. girince o tarihi kokluyorsunuz. Yani hissediyorsunuz onun içine girdiğinizi daha doğrusu. Özlüyor musunuz hocam o yılları? Yani tilkiye sormuşlar ki tavuk sever misin? Demiş öyle bir soru sordunuz ki gülmekten cevap veremiyorum yani. Şimdi tabii ki inanın bazen Özlemiyorsunuz. işte tramvayla falan hani Sultanahmet tarafına doğru giderken öyle bir bakıyorum. İçim cız ediyor. Aynen. Ama şimdi gitsem, okula gitsem tanıdık öğrenci yok. Tanıdık öğretmen yok gibi. Bütün tanıdıklar çekildi oradan. Evet. Yani yabancı biri imişim gibi. Hatta okuldan ayrıldıktan 2 sene sonra bir gün okula gittim. Girişte nöbetçi öğrenciler kimi göreceksiniz dediler. Ha, Tanımıyorum. tanımadım. Tanımadım. Tanımıyorlar. Dedim ki öğretmenler odasına gideceğim. Öğretmen arkadaşlar göreceğim. Kimliğinizi alabilir miyim dedi. Ben buraya kimliğimi bulmaya geldim dedim. Evet. Çocuklar böyle baktılar. O esnada da Sadık'tı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Aa hocam geldiniz dedi. Geldi sarıldı falan böyle. Evet. Ondan sonra kimlik vermekten kurtulduk. Son Sağ olun. sözlerinizi sizi dinleyen sevgili öğrencilerinize son mesajınızı alalım. Hocam sonrasında da sizi saygılarımızla, sevgilerimizle yavaştan uğurlayalım istiyorum. Eyvallah. Şunu söyleyeyim. Ben Personel Niyel'e geldikten sonra Personel Niyel bana çok şey kazandırdı. Ve bugün şunu çok rahat söylüyorum. Ben de Personel Niyel'e çok şey kazandırdım. Çok rahat bir Tabii. şekilde söylüyorum. Vallahi zaman zaman öğrenciler böyle resmen burnumda tütüyor desem yeri var. Yıllarca diyelim 88 mezunlarıyla bile hala görüşüyoruz ki çok çok iyi. İşte karşılaşıyoruz. Çarşıda, pazarda falan Pilav günü, veya her pilav gününe geliyorsunuz zaten hocam, görüyorum ben sizi. Pilav günlerinde her yıl. geçen sene gelemedim. Pilav günlerinde Erzurum'daydım. Aslında çok büyük bir eksiklik. Ya onu özellikle gelmek istiyorum ama işte Ekim'in son haftası olsa gene bir şekilde kaçacağım veya Kasım'ın ilk haftası ama olmuyor. Yetişemiyorum. Çünkü Hocam, Erzurum'da gelemiyorum. biz sizi çok seviyoruz. İyi ki bugün programımıza konuk oldunuz. Yetmedi yani, tadı damağımızda kaldı ama az da olsa böyle sizinle tekrar sohbet etme şansı bulduk. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Tekrar en yakın zamanda, korona günleri de geçtikten sonra, dernek çatısı altında görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve iple çekiyoruz. Görüşürüz inşallah. Herkese hayırlı akşamlar. Dinleyenlere sağ olsunlar, var olsunlar. Eyvallah. Saygılar hocam. Sizi seviyoruz. Eyvallah.